Nadir Nadi'yi anmak için buradayız. Ama öncelikle Nadir Nadi'den öncesinde birlikte çalıştıkları uzun yıllar, iki kardeşin yönettikleri dönemden Doğan Nadi'nin adını da anmadan geçmek olmayacak. Bir üç yılı da beni hiç tanımadan ama Cumhuriyet Gazetesi duruşu açısından çok önemli ve onurlu duruş örneklerinden vermek istiyorum Doğan Nadi'nin de. 66 Cumhuriyet, 67 Demirel'le Karadeniz gezisindeyiz ve Demirel'in o tarihte içinden Sanayi Bakanı olarak kopup parti kuracak rakibi konumuna geçmiş arkadaşıyla olan kavgasını tanık oldum Karadeniz gezisinde ve haberini ve yorumunu yaptım. Ertesi gün İktidar Gazetesi'nin basınında ısmarlama olarak yapılmış bir yayınla Malum Gazete'nin Malum Muhabiri diye bir yayın çıktı. Bizim Hasan Nadi adını verdiğimiz çay içimiz, yani iki kardeşin de çocukluktan misket arkadaşı Hasan amcayı çağırıyor Doğan Nadi sabahın erken saatinde ve beni gerçekten tanımıyor. Sonra da tanımadı. Ama yazıyı görünce ne olduğunu algılayacak birikimiyle korkunç bir tepki veriyor. Gazeteyi buruşturuyor. At şu paçavrayı gözüm görmesin diyor. Ve dönüşte gazeteye döndüğümde Hasan amca beni teselli etti. Hasan Nadi, hiçbir şey olmaz, sana kimse soru da sormaz. Gerçekten o yayınla ilgili bana soru bile sorulmadı. Bu bir gazetecilik anlayışı. Yunus Nadi ile gelen, kendi desteklemek üzere çıkardığı gazetenin, yani devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetiminde görünen, siyasi partiye bile karşı bağımsızlığını ilan etmiş bir bağımsız gazetecilik anlayışı kültürünün hiçbir kuşak, yani sonraki kuşaklar tarafından da nasıl titizlikle ve birlikte korunduğunun belgesi. Ve Nadir Nadi ile tabii bunun çok fazla örneklerini yaşadım ve tanık oldum. Ve gerçekten çok sevdim, çok onur duydum birlikte çalışmaktan. Çünkü bizi koruyamadı diye, bizim kendisine yapılan darbeye değil, gazeteci aile darbesine değil, bizi koruyamamasına üzülüp hepimizle tek tek ilgilenmeye çalışması, görmeye çalışıp moral vermeye çalışması ve kaygı duyması hepimizin geleceğine ilişkin ve önlemlerini her dakika almaya çalışması olağanüstü bir gazetecilik ahlakı ve örneği. Bir başka gazetecilik ahlakı ve örneği de nere zaman kritik bir olay varsa ülkemiz açısından, bir olay gelişmeler varsa onların zamanı ve saatini, ruhunu bilerek ilgili insanlarla olan özel görüşmeleri ve onlarla görüşerek kendi gidemediği yerleri yaşamaya çalışması. Yaşar Kemal dostluğu bunlardan tipik bir örnektir. En güzel örneklerden biridir. Ama onu o kadar geliştirmiştir ki 15-16 Haziranlar yaşanıyor, işçi olayları oluyor. Onların her o sayfasının yapıldığı sabahına saat 6-7'de gazeteye gelen bir Nadir Nadi. Ve odaya gelip bir genç gazeteciden bilgi almaya çalışan bir Nadir Nadi. Yani asla bunu bir zul olarak görmez. Kendi gidemediği, orada olmaması gerektiğini düşündüğü yerler açısından yaşama ait her ayrıntıyı öğrenmek çabası. Çetin Altan'la olan dostluğu da böyledir. Bütün o sol partilerin liderleriyle olan dostlukları da, görüşmeleri de, özel yaşamında onlarla saatler ayırması da böyledir. İş dünyasına da aynı şeyi, özeni göstermiştir. Ayrımsız herkese çok değer vererek çok önemli bağımsız gazetecilik değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasında çok en etkin rol oynamış yöneticilerden biridir. Çok mutluyum onu tanımaktan ve onun tanıklığında gazetecilik yapabilmiş olmaktan. Peki. 31. yıl dönümü Nadir Nadi'nin aramızdan ayrılışının bugün burada anmak için geldik. Neler söylemek istersiniz? Ben Şükran abla kadar şanslı değilim. Nadir Nadi ile hiç çalışmadım. Onu kaybettikten bir yıl sonra Cumhuriyet'e geldim. Ama Nadir Nadi Bağbali'de onun yaşadığı ve patronluk yaptığı dönemde her gazetecinin çalışmak istediği bir patrondu. Nadir Nadi meslekten gazeteci olan patronların son temsilcisiydi. Babası Yunus Nadi'den devraldığı bayrağı büyük başarılara imza atarak Cumhuriyet'i
Türkiye'nin hem en güvenilir, en prestijli ve en yüksek tirajlı fikir gazetesi haline getirmesi, üstelik de bunu darbe dönemlerinde, Demokrat Parti'nin istibdat dönemlerinde, 70'lerin terör ortamında onca baskıya, kapatma davalarına, kapatılma cezalarına ve o kadar şehit verilmesine rağmen başarıyla gemiyi yüzdürdü. Nadir Nadi milli mücadelede çocuk yaşındaydı. Ama çocukluğu parça parça Ankara'ya taşınan Yeni Gün gazetesinin matbaalar makinelerinin arasında geçti. Sonra da gazeteciliğe yurt dışındaki eğitiminden sonra geldi. Nadir Nadi çok özgürlükçü, demokratik bir işverendi. Yazarlarıyla, muhabirleriyle çok özel ilişkileri olduğunu orada çalışan meslektaşlarımızdan biliyoruz. İşçi haklarına çok önem veren bir patrondu ve diğer bulvar gazetelerine oranla daha az satmasına rağmen en yüksek ücreti de çalışanlarına ödeyen bir patrondu. Çalışanlarına ceza geldiğinde, özellikle darbe dönemlerinde sol sosyalist yazarlarına, onlarla dayanıştığı için, onların arkasında durduğu için ailecin tutucu kanadı tarafından iki kez tasfiye edilmek istenmesine karşın o yazarların arkasında duracak kadar onurlu bir gazeteciydi aynı zamanda. Çünkü gazeteciydi aynı zamanda. İki kere gazeteden istifa etmiştir. O istifa ettikten sonra sol sosyalist yazarlar tasfiye edilmiştir. Ama Cumhuriyet'in bilinçli okuru öyle bir tepki vermiştir ki Nadir Nadi o yazarlarına yenilerini de ekleyerek yeniden Cumhuriyet'e bir muzaffer komutan gibi dönmüştür. Işıklar içinde yatsın. Onun gazeteciliği de bize ışık oluyor. Hele 60'lı 70'li yıllarda Nadir Nadi kendi damgasını gazeteye vurmuştur. Ve o gün o markanın yüzü suyu hürmetine bizler hala Türkiye'nin en itibarlı, en güvenilir gazetesinde çalışmanın onurunu yaşıyoruz.